Ulusal Kanal ekranlarından merhabalar. Bugün 4 Ekim 2020 Pazar Ulusal Kanal ana haber bülteni ile karşınızdayız. Sıcak gelişmeleri aktarmaya başlıyoruz. Azerbaycan gündemiyle başlayacağız. Çıkmazdaki Ermenistan savaşı cephe hattının dışına taşımaya kalkıştı. Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'ye uzak menzilli füzelerle saldırdı. Üstelik saldırıda kullanımı yasak olan misket bombaları kullanıldı. Yani köşeye sıkışan Erivan, Cenevre Sözleşmesi'ni bile isteye ihlal etti. Saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti. 100'e yakın yaralı var. Azerbaycan'dan Erivan yönetimine ise yine sert uyarılar yapıldı. Cephe hattı Dağlık Karabağ'da ise 8 köy daha işgalden kurtarıldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Magadiz yerleşim birimine Azerbaycan bayrağı dikildiği anların görüntülerini yayınladı. Halk Azerbaycan askerlerini sevinç gösterileriyle karşıladı. Azerbaycan'ın Ermenistan'ın askeri hedeflerini imha ettiği bir saldırıda Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın ağır yaralandığı belirtiliyor. Çaresizlikten gözü dönen turuncu lider Paşinyan'ın yönetimindeki Erivan aradığı desteği bulamadı. Dünyayı tehdit etmek için insanlık suçu işlemeye başladı. Savaşı Dağlık Karabağ'ın dışına taşıdı. Ermeni gruplar cephe hattına 40 kilometre uzaklıktaki sivilleri vurdu. Sabaha karşı Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'ye Ermenistan topraklarından saldırı düzenlendi. Uzak menzilli füzeler 350 bin kişinin yaşadığı yerleşim yerlerine düştü. Üstelik 2009 yılında üretimi ve depolanması yasaklanan misket bombaları kullanıldı. Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal eden Ermenistan'ın saldırısı sonrası evler harabeye döndü. 2 kişi hayatını kaybetti, ikisi çocuk, 100'e yakın kişi yaralandı. Azerbaycan'dan sert uyarı yapıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Gence saldırısının ardından basın toplantısı düzenledi. Ermenistan'ın Gence saldırısıyla savaş suçu işlediğini söyledi. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarında Ermeni silahlı kuvvetlerinin varlığı tüm bölge için bir tehdittir. Ermenistan'ın yönetimi de bölge için bir tehdittir. Gence, Terter ve diğer şehirlerin halkı bu saldırılardan korkmuyor. Bütün bunlar belgelenecek ve ilgili uluslararası kuruluşlara sunulacaktır. Azerbaycan uydusunu kullanarak fırlatılan roketlerin yörüngesi netleştirilecek ve uluslararası kuruluşlara bildirilecek. Hankendi yakınlarında düşmanın topçu ateş noktaları imha edildi. BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre Ermeni silahlı kuvvetleri işgal edilen topraklardan çekilmelidir. Hikmet Hacıyev, bir sığınakta gizlenen Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayık Harutyunyan'ın da ağır yaralandığını duyurdu. Ermenistan terörist bir devlettir. Azerbaycan bu saldırıların hiçbirini cevapsız bırakmıyor. Ateşin işgal altındaki topraklardan sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Başbakanı Arayık Harutyunyan'ın emriyle açıldığı bildirildi. Arayık Harutyunyan'a buradan hitap etmek istiyorum. Bir sığınağa saklandınız. Azerbaycan ordusu sizi orada buldu. Arayık Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun nokta atışı sonucu ağır yaralandı. Aynı kader diğerlerini de bekliyor. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da çok sert konuştu. Ermenistan topraklarından Azerbaycan topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar kışkırtmaya yöneliktir ve çatışma bölgesini genişletmektedir dedi. Ermeni askeri gruplar Karabağ'da ise Fuzuli bölgesini, Adan ve Terter köylerini topçu ve roket atışlarıyla bombalıyor. Azerbaycan saldırılara anında yanıt veriyor. Çok sayıda nokta ateş altına alındı. Yerle bir edilen hedeflerin vurulma anına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Ermenistan ordusunun çok sayıda zırhlı aracı yok edildi. Gece saatlerinde Dağlık Karabağ'da 8 köy daha işgalden kurtarıldı. Gün içerisinde bir haber daha geldi. Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kenti de işgalden kurtarıldı. Bugün Azerbaycan ordusu Cebrail şehrini ve bölgedeki birkaç köyü kurtardı. Azerbaycan ordusuna sevgiler. Karabağ Azerbaycan'ındır. Cəhdiyiz kardeşlerimize ki istifadə eləsinlər. Düşmən tərəfi torpaqlarımızı azad edir. Azerbaycan ordusu sevgi gösterileri ve bayraklarla karşılandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgal altındaki Magadiz yerleşim birimine Azerbaycan bayrağı dikildiği anların görüntüsünü yayınladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dergahlı da Azeri ve Türk askerler arasında olduğu iddia edilen telsiz konuşması kaydının sahte olduğunu açıkladı. Demeli
Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi'nin yayınladığı ses kaydının bölgedeki askeri eylemlerle hiçbir ilgisi olmadığı vurgulandı. Gence'de sivillerin hedef alınmasına Türkiye'den de sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ermenistan'ın Çin'e düştüğü çaresizliğin ve yasa dışı işgalini sürdürmek için insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir denildi. Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'ın Gence'ye yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısına tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan bakanlık saldırıları kınadı. Gence şehrine yönelik saldırıların Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin ve insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesi olduğu bildirildi. Bu saldırılar Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin ve yasa dışı işgalini sürdürmek için insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir. Baştan beri söylediğimiz üzere Ermenistan bölgedeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir. İşgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarında yenilgiyle yüzleşen Ermenistan'ın başta Cenevre sözleşmeleri olmak üzere insancıl hukukun tüm ilkelerini ihlal ederek sivil yerleşim alanlarına saldırdığı belirtildi. Açıklamada Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de sivil halkı hedef alan bugünkü saldırıları Ermenistan'ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları kınıyoruz ifadelerine yer verildi. Ermenistan'ın provokasyonuna gelmeyeceğini, uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkını uluslararası tanınmış sınırları içinde kullandığını ve sivil halka zarar gelmemesi için mümkün olan tüm gayreti göstermekte olduğunu beyan eden Azerbaycan'ın bu tutumunu destekliyoruz. Gerek ordularımızın dayanışması, gerekse savunma sanayinde attığımız adımlar da geleceğe yönelik bağımsızlığımızın en büyük teminatı olacak. Milli Savunma Bakanlığı'nda bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Azerbaycan'daki son durum hakkında kamuoyuna bilgi verildi. PKK'lıların Ermenistan'ı terk etmesi istendi. Terör operasyonlarındaki son durum da açıklandı. Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da katliam yapan Ermenistan, 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde bölgede barış ve huzurun tesisine engel olmaktadır. Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara yol açan Ermeni saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdiği paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmelidir. Masum sivilleri hedef alan Ermeni teröristlerle işbirliği yapan PKK-YPG'li teröristler derhal bölgeyi terk etmelidir. Aksi takdirde her zaman olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. Ermenistan'ın kendisine karşı Türk uçaklarının ve İHA SİHA'larının kullanıldığına dair hiçbir kanıta dayanmayan mesnetsiz iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Terör örgütüne yönelik icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde 128'i Eylül ayı içerisinde olmak üzere 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 953 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Mavi Vatan'ın her köşesinde, Karadeniz'de, Ege'de, Doğu Akdeniz'de, ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve intifak anlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir. Türkiye-Yunanistan heyetleri arasında Doğu Akdeniz'de askeri çatışmasızlık önlemlerinin belirlenmesi maksadıyla Eylül ayı içerisinde NATO Askeri Komite Başkanı Yardımcısı Başkanlığında 6 toplantı icra edilmiştir. Toplantılar sonucunda genel ilkelerde ortak anlayışa varılmıştır. Doğu Akdeniz'deki gerginliğin azaltılması ve işbirliğine yönelik başta NATO olmak üzere yapılan girişimleri olumlu bulmakla birlikte Doğu Akdeniz'de kıta sahamızdaki egemen hak ve yetkilerimizin korunması, deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak hakça ve adil biçimde sınırlandırılması, Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs Adası'nın eşit ortağı olarak bölgedeki hak, alaka ve menfaatlerinin korunması ilkemizin esas olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz.
Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri almak için vatan savaşına kararlılıkla devam ediyor. Bugün aktardığımız gibi son olarak Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti olan Gence'ye bir saldırı düzenlenmişti. Siviller hayatını kaybetmişti, yaralılar vardı. Şimdi bölgeye gideceğiz. Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Ahmet Şahidov bizlerle birlikte. Sayın Şahidov, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Seda Hanım. Evet, bugün Ermenistan Dağlık Karabağ'daki saldırılarını bir üst boyuta taşıdı ve cephe hattına 40 kilometre uzaklıktaki Azerbaycan'ın da ikinci büyük kenti olan Gence'ye saldırı düzenledi. Sivil kayıplar vardı, yaralılar vardı. Bölgedeki son durumda değişiklikler var mı? Bir yandan da tabii Azerbaycan vatan savunmasına kararlılıkla devam ediyor ve stratejik bölgelerde kontrol sağlanıyor. Azerbaycan'ın kontrol sağladığı bölgelere ek yerleşim yerleri var mı? Son durumu sizden dinleyelim. Evet, iyi akşamlar. Ben de Bakü'den selamlıyorum Ulusal Kanal izleyicilerini. Dün biliyorsunuz Azerbaycan Madagiz köyünü aldı, Madagiz bölgesini ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararıyla Madagiz eski adına, Azerbaycan Türkçesinde olan eski adına geri döndü. Suqovuşan adlandırıldı. Ve bu birbirinin ardınca geçen hafta birbirinin ardınca köyleri, arazileri elden bırakıp geri çekilen Ermeni ordusu, Ermeni yönetimi artık çok kızgın ve tedirgin bir haldedir. O yüzden bugün sabah saatlerinde Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri olan Gence'ye mermi saldırısında bulundu ve maalesef Gence'de tarihi binalar ve yaşayış evleri zarar gördü. Kayıplar var, can itibarı var, sivil vatandaşlar arasında yaralananlar var. Ve ilginç olaylardan biri de odur ki yaralanan Gence sakinlerinden biri de Ermenidir. Gence Ermenisi. Biliyorsunuz Azerbaycan'da 40 bin Ermeni yaşıyor ve o Ermenistan'dan atılan, Ermenistan ordusunun attığı mermilerin biri de Gence Ermenisi olan 75 yaşlı bir Ermeni bayana, evine düştü. Ve bunun ardınca Azerbaycan bir kez daha hem Savunma Bakanı hem Cumhurbaşkanı yardımcıları düzeyinde bir kez daha Ermenistan'a bildirildi ki bunun cevabı ağır olacak. Çünkü adeta çatışmalar cephe bölgesinde, Dağlık Karabağ'da sürdürülüyordu. Ermenistan artık bu provokasyonları daha derin düzeyde yapmaya başladı ve artık Azerbaycan'ın iç şehirlerine, büyük şehirlerine yönelik mermiler ve top ateşleri atmaktadır. Ve bugün bir sevindirici haber de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den geldi. Aliyev kendi Twitter sayfasında bir sevinçli, mutlu haberi Azerbaycan halkıyla bölüştü ve artık Cebrail bölgesinin Ermenilerden geri alındığını ve Cebrail'a Azerbaycan'ın üç rengi bayrağının sancıldığını söyledi ki bu da Azerbaycan'da tüm şehirlerde, sokaklarda bir sevinç, bayram mutluluğu yaşattı. Sokaklarda insanlar Karabağ bizimdir, bizim olacak diye sokaklar atmaya başladılar. Azerbaycan'ın bu askeri operasyonları devam etmektedir. Ve Cebrail bölgesinde, Cebrail'in çok önemli bir strateji bir önemi var Azerbaycan için. Cebrail üzerinde giden savaşta artık yüzlerle Ermeni askeri etkisiz hale getirildi ve birçoklu sayıda askeri araçlar, tanklar ve silah-sursat ambarları hiçbir zarar görmeden ele geçirildi. Askeri operasyonlar devam etmektedir ve bu saatlerde de cephede çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan ordusu Füzuli bölgesi üzerinde çatışmaları devam ettirmektedir. İnşallah bu saatlerde veya sabah saatlerinde yarın Füzuli'nin de Azerbaycan ordusu tarafından geri alındığı haberini bölüşebileceğiz insanlarımızla, Türkiye'mizde, tüm dünyayla. Ermenistan tarafında ise bir meyusluk, mağlubiyetin acı meyusluğunu yaşamaktadır ve bugün Azerbaycan ordusunun bir serras atışıyla Dağlık Karabağ'daki o haydut rejimin başkanı olan Arayik Arutyunyan cephe bölgesine sefer ederken onun bulunduğu mevziler serras atışıyla vuruldu ve Arayik Arutyunyan ağır yaralandı. Helikopterle, askeri helikopterle Ervan'daki hastanelerden birine kaldırıldı. Ermenistan tarafı çeşitli internet üzerinden, sosyal medya üzerinden çeşitli provokasyonlara
yalan, iftira dolu bilgilere başvurmaktadır. Bir ilginç detay açıklayayım. Dün Madagiz'in işgaldan azat edilmesiyle bağlı Azerbaycan televizyonlarında bu mutlu haberi paylaşan sunuculardan biri gözyaşlarını tutamadı. Ermenistan televizyonu bunu sanki Azerbaycan sunucusu kayıpların can kaybından dolayı ağlıyor diye kendi kamuoyuna sundu. Bu çok bu türlü yalan ve iftira dolu haberler Ermenistan sosyal medyasında dolaşmaktadır. Paşinyan yönetimi kendi halkını böyle diyelim kandırmakla meşguldu ve elden giden yani geri alınan topraklarla bağlı hiçbir bilgi sızdırılmıyor Ermenistan kamuoyundan, Ermenistan basını tarafından. Ama Azerbaycan ordusu, Azerbaycan basını, Azerbaycan devleti o geri alınan, azat edilen topraklarda video ve foto görüntüleri yaymaktadır. Çatışmalar devam ediyor. Artık uluslararası kuruluşlar da Azerbaycan'ın bu sert kararına artık sona kadar gitmekle bağlı ısrarını kabullenmiş durumdalar. Çünkü artık uluslararası kuruluşlardan, dünya devletlerinden Azerbaycan'a telefon açılmıyor. Yani artık resmi Bakü'nün bu kararını hiçbir türlü geri almayacağı ve son topraklarımıza kadar, son köyümüze kadar savaşacağımızı artık tüm dünyada kabul etmiş bir durumda. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in şartı güvvededir ki Ermenistan ordusu tüm topraklardan, Dağlık Karabağ dahil, 7 bölge dahil tüm topraklardan geri çekileceği durumda biz bu çözümü barışçı yollarla çözmek için barış masasına oturabiliriz. Bir tek şartımız budur ki, yani Ermenistan Dağlık Karabağ'dan geri çekilsin, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü yeniden berpa edilsin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı çok adil davranarak bunun bir gün içinde olmadığını kabul ederek böyle bir şart ileri sürdü ki Ermenistan tarafı kademeli şekilde mesela 2 gün sonra Kelbecer'den çıkıyoruz, 3 gün sonra Şuşa'dan, daha sonra Hankendi'nden bir böyle plan ileri sürsün. Yani bu plana göre kademeli şekilde Ermenistan ordusu o topraklardan geri çekileceği takdirde Azerbaycan ateşi ve askeri operasyonları durdurabilir ve biz artık bölgenin rifahı için, barış için danışıklara süreci başlatabiliriz. Yani şimdilik durum budur. Ama Ermenistan bu o ordusunu geri çekmek amaçlamıyor. Ama Ermeni askerleri havadan gelen VROP ve Bayraktar ve diğer İHA'ların sesini duydukta artık araçları, tankları bırakıp kaçmak üzereler. Ve bir ilginç detayı da açıklamak istiyorum. O ele geçirilen Ermeni mövgeleri, yani Azerbaycan topraklarında olan Ermeni postlarının, askeri üslerinin birinde öldürülmüş Ermeni cesetlerinin ayaklarında gandal var idi. Yani onlar ne zamansa kaçmak istemiş, onların komutanları onların ayaklarını bağlamış ki kaçmasınlar. Yani bu kadar bir rezil durumda, bu kadar miskin bir durumdadır Ermenistan ordusu. Zaten Azerbaycan son 30 yılda onları kaç defa uyarmıştı ki Azerbaycan'ın hem siyasi hem ekonomi hem de askeri gücü sizden daha çok güçlüdür, daha fazladır. Yani gün günden ekonomi gücünü kaybeden Ermenistan yönetimi kendi halkını da kandırarak Azerbaycan topraklarını işgalde tutmakla devam ediyordu ki bunun da acı sonucunu bugün yaşamaktadırlar. Teşekkür ederiz aktardığınız bilgiler için. Sıcak gelişmeleri sizden almaya ulusal kanal ekranlarından devam edeceğiz. Evet, Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Ahmet Şahidov bizlerle birlikteydi. Azerbaycan'daki son durumu bizlere aktardı. Aslında dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yaptığı kararlı açıklamalar, Şahidov'un da altını çizdiği gibi, oldukça önemli. Bir 30 yıl daha beklemeye tahammülümüz yok ve eğer ki Ermenistan işgal ettiği topraklardan geri çekilirse biz şimdi bu çözümü konuşmaya hazırız demişti. Ama bırakın Ermenistan cephesi işgal ettiği topraklardan geri çekilmeyi, Gence'ye saldırarak bir kışkırtma girişiminde bulundu ve Azerbaycan'ı aslında bir tuzağa sürüklemeye kalkıştı ki Azerbaycan devleti bu tuzağa düşmedi. İşgal ettiği toprakları kararlılıkla geri almaya devam ediyor. Stratejik noktalara Azerbaycan bayrakları dikiliyor. Bu anlamda da Azerbaycan'ın vatan savunması kararlılıkla
sürecek önümüzdeki günlerde de diyebiliriz. Şimdi önemli bir haberimiz var. Azerbaycan'a destek haberi bu aslında. İran İslam Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tebriz Milletvekili Seyyid Muhammed Rıza Mirtaceddini ulusal kanala konuştu. Mirtaceddini ülkesinin Karabağ konusundaki görüşlerini açık bir şekilde dile getirdi. Deneyimli siyasetçi Azerbaycan'ın yanında olduklarını ilan etti. Aramıza sokulacak fitnenin kazananı Amerika ve Siyonistler olur dedi. Dosteyi İran'la da, İran da Azerbaycan'la dostu, dostluktan yukarı kardeşti. Şu anda biri gele bulan iste arasın vırsın birbirine, bu fitnedir. İran İslam Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tebriz Milletvekili ve deneyimli siyasetçi Seyyid Muhammed Mirtaceddini Batı Asya ülkelerinin arasına sokulmak istenen fitneye bu sözlerle vurgu yaptı. Azerbaycan ve İran'la ilgili yayılan asılsız haberlere dikkat çeken Mirtaceddini, dost ülkelerin arasına sokulacak fitnenin kazananlarını işaret etti ve kasıtlı haberlerin kaynağına dikkat çekti. Karabağ ülkesi Azerbaycan ülkesidir. Ve Azerbaycan'dan parçalanan, ayrılan bir yerde işgal olunuptu. Deneyimli devlet adamı Karabağ konusunda İran İslam Cumhuriyeti'nin bakışını bir kez daha net bir şekilde ilan etti. Bunun kazananı Amerika olar, Sahyonistler olar. Bir halde ki kardeş kardeşin çetinliğinde bir birbirinin kenarında olar, zorluk zamanlarında biz indi Karabağ'da olan kardeşlerimizin o zorlukların, eşidirik, sertinliklerini içeriden hızlı oluruz, narahat oluruz. Her zaman olan kenarındayız. Hop, o hiç isti gelsin, bizimle olan arasında fasiles alsın, isti olağa tah koysun. Seyyid Muhammed Rıza Mirtaceddini, İran İslam Cumhuriyeti'nin Karabağ ilişkini politikasının değişmez ve stratejik olduğunun altını çizdi. Ben kendim parlamentide arkadaşlarımla beraber toplantı yaptık, celisemiz oldu. Ve bu barada bir yazı ve beyaniye sadir eledik. Orada bu Ermenistan'ın iqdamatını mahkum eledik. Ve hem de Azerbaycan milletinin, Şiiler, Müslümanların himayetini bölündürdük, elan eledik. Bu bizim sabit strateji bir bakışımızdı. İlk başta ile evvelde bu iş ittifak düşenden olmuşuq tayin diyeceğim. Bu saatlerde İstanbul kritik bir görüşmeye de ev sahipliği yapıyor. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serraç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Şu saatlerde görüşmede başlamış olabilir. Gündemde ise Libya'da Başkanlık Konseyi'nin liderinin kim olacağı var. Ekim ayında görevini devredeceğini açıklayan Libya lideri Feyze Serraç Türkiye'ye geldi. Serraç İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Gündemde ise Serraç sonrasında işleyecek süreç ve Libya Başkanlık Konseyi'nin yeni liderinin kim olacağı konuları var. Aynı saatlerde Fas'ta Libya diyalog toplantısının ikinci tur görüşmeleri devam ediyor. Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi'ni temsil eden heyetler, üst düzey yetkililerin belirlenmesi ve atama kriterleri üzerine görüşmeler yapıyorlar. Atina-Ankara krizinin yükselmesiyle denizcilerin seyir emniyeti için kullandığı Navtex kavramı gündemimize oturdu. Seyir tehlikelerine ilişkin ikazların ulaştırılmasına yönelik dünya genelinde kullanılan Navtex, Atina'nın kışkırtma oyunlarının bir parçası haline geldi. Denizcilere ilan olarak da adlandırılan Navtex mesajı Doğu Akdeniz ve Ege'de savaşa dönüştü. Yunanistan, diyalog masasını devirmek için ilanlarını amacı dışında kullanıyor. Atina maksimalist iddialarıyla Doğu Akdeniz'de kışkırtma peşinde. Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan haklarıyla bölgede yaptığı faaliyetler karşısında panikleyen ve Sevilla haritasına sığınan Yunanistan, Navtex savaşları başlattı.
Krizin yükselişi Türkiye'nin Girit'le Meis arasındaki bölgede sismik araştırma yapacağını duyurmasıyla başladı. Türkiye geri adım atmadı. Karşılıklı olarak defalarca NAVTEX ilan edildi. En nihayetinde Atina, seyir emniyet için ilan edilen NAVTEX'i kışkırtma oyununun bir parçası haline getirdi. Seyir tehlikelerine ilişkin ikazların ulaştırılmasına yönelik dünya genelinde kullanılan NAVTEX, denizcilere ilan olarak da adlandırılıyor. İkazlar dünya üzerindeki 21 ayrı seyir bölgesinde küresel olarak yayım yapan uydu haberleşme sistemleri ve yer istasyonlarından NAVTEX vasıtalarıyla denizcilere duyuruluyor. Güvenlik kaynakları Yunanistan'ın NAVTEX'i Türkiye'nin faaliyetleri karşısında mesnetsiz iddialara temel oluşturmak için kullandığını söylüyor. Açık denizlerde askeri eğitim sahası ilanları egemenlik hakkının ihlali anlamına da gelmemektedir. Ancak Yunanistan'ın NAVTEX ilanlarına yapılan itirazlar bahse konu ülkenin Türkiye'nin NAVTEX servis sahasını tanımamasına yönelik yapılmakta ve bu konudaki itirazımız kayda geçirilmektedir. Kaynaklar Türkiye'nin bölgede çözüm odaklı olduğuna işaret etti. Bunun karşısında Yunanistan'ın çözüm masasını sabote etmeye çalıştığını bildirdi. Bu arada koronavirüs verileri de açıklandı. Türkiye'nin 4 Ekim koronavirüs tablosuna baktığımızda vaka sayısının 1429'a ulaştığını görüyoruz. Vefat sayısı ise 57 oldu. İyileşen hasta sayısı 1182. Yapılan test sayısı ise 104.402. 4 Ekim verilerine göre birazdan koronavirüs gündemiyle ilgili de haberlerimiz de olacak. Şimdi bir önemli haber de Türkiye'deki Ahbazlar 30 Eylül Zafer ve Bağımsızlık gününü kutladı. Ahbazya'ya kutlama mesajı yollayan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'e de teşekkür edildi. Abbasya'nın Gürcistan'dan kurtuluş savaşı bir destandır. Peki. Ve konuşmayan aslanlar Mehmet Şahin'den de özür diliyorum ve epeydir. Müsaade edin, pekisi buyurun. Yok. Vatanının bağımsızlığını Abbas halkı yiğitçe, kahramanca kazanmıştır. Abazya Cumhuriyeti yıllarca Gürcistan'a karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinin sonuçlandığı 30 Eylül Zafer ve Bağımsızlık Günü'nü coşkuyla kutladı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 30 Eylül Abazya Cumhuriyeti'nin Zafer, Egemenlik ve Bağımsızlık Günü nedeniyle Twitter hesabından kutlama mesajı yayımladı. Türkiye Cumhuriyeti Abazya'yı tanımalıdır dedi. Ve kimsenin tek bir yardımını da görmeden kazanmıştır. Rusya'dan bir tek tüfek bile gelmeden savaşmıştır. Onun için kurulan Abazya Devleti bir özgürlük mücadelesinin ürünüdür. O devlete karikatür diye saldıranlar ancak Amerika'nın uzantıları olabilir. Perinçek'in kutlama mesajına Abaz Dernekleri Federasyonu sosyal medyadan cevap verdi. Perinçek'e teşekkür edildi. Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Anavatanımız Türkiye'nin anavatanımız Abhazya'yı tanıyacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz. 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine hazırlanan Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta bulunan 2500 askerini geri çekti. Duyuruyu Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi yaptı. 20 yıla yakın bir süredir Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri bölgede istenmeyen güç haline geldi. ABD askerlerini Irak'tan çekiyor. Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi'nin Beyaz Saray ziyareti sonrasında ABD Başkanı Donald Trump askerlerini Irak'tan çekeceğini ilan etmişti. Askerlerimizi Irak'tan hızlı bir şekilde çıkarıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin orada kalmak zorunda olmadığı günü sabırsızlıkla bekliyorum. Pentagon tarafından sıcak bakılmasa da 3 Kasım seçimleri öncesinde harekete geçen Trump yönetimi askerlerini çekmeye başladı. 9 ayrı askeri üssünde toplam 5200 civarında olduğu belirtilen askerlerin 2500'ü geri çekildi. Irak Başbakanı Kazimi 20 Ağustos'ta Trump'la yaptıkları görüşmeyi hatırlattı. ABD kuvvetlerinin yeniden konuşlandırılması ve Irak üslerinden ayrılması kararlaştırıldı dedi. Ancak ABD sürekli dengelerin değiştiği Irak'ta askeri üstünlüğünü korumak istiyor. Askerlerini geri çekerken Anbar'daki Ayn al-Esed askeri üssü ve Erbil'deki Harir üssüne Patriot hava savunma sistemi yerleştirildi. Kars'ta bölücü terör örgütü PKK'ya yapılan soruşturmada gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi. Kişiler arasında HDP'li belediye başkan yardımcılarıyla HDP il başkanı Cengiz Anlı da bulunuyor. Kars'ta PKK'ya yönelik düzenlenen terör soruşturmasında HDP'li isimler gözaltına alındı. 1 Ekim'de Kars merkezli Ankara ve Ağrı'da operasyon yapılmış 21 kişi yakalanmıştı.
Gözaltında olan HDP'li belediye başkan yardımcıları, HDP il başkanı Cengiz Anlı, HDP'li il meclis üyeleri, HDP'li eski ilçe başkanı, KCK'nın sözde kadın sorumlusu ve bazı HDP'lilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Harakani Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 21 şüpheli buradan adliyeye götürüldü. Şüphelilerin 2014-2015'te Kazman ilçesi Çemçe Mağdur bölgesinde PKK tarafından kurulan Sözde Barış ve Canlı Kalkan çadırında yer aldıkları belirlendi. Söz konusu bölgedeki örgüt mensuplarına yaşamsal malzeme temin ettikleri, teröristlerin sözde şehitliği için düzenlenen açılışa katıldıkları tespit edildi. Ayrıca PKK terör örgütünün Avrupa yapılanmasına toplanan paraları aktardıkları ve örgüt propagandası yaptıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınma gerekçeleri arasında ölen veya tutuklanan örgüt mensuplarının aile üyelerini işe almak, PKK'nın şehir yapılanması için de faaliyet yürütmek, İhalelere girecek kişileri örgüt talimatıyla tehdit etmek ve engellemek de bulunuyor. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatlarını HDP'den isteyen Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 398. gününe ulaştı. Aileler dağdaki çocuklarına seslenerek teslim olun çağrısı yaptı. Çocukları PKK tarafından ellerinden alınan ailelerin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki nöbeti büyük kararlılıkla devam ediyor. Hacire Ana'nın çığlığıyla başlayan nöbet bir yılı geride bıraktı. Hatice Ay 6 yıldır evladı Muhammed'i görmüyor. O da HDP tarafından 16 yaşında PKK'ya teslim edilmiş. Hatice Ana evladı Muhammed'e seslendi. Oğlum gel. Adalete teslim ol dedi. Sen hasta sen ne işin var orada? Seni kandırmışlar, götürmüşler 6 yıldır. Seni özlemişiz oğlum, senin için hasta olmuşum. Şeker hastası olmuşum, tansiyon hastası olmuşum. Ne gecem var, ne gündüz var. Ne bayramımız var, ne hayatımız var. Oğlum gel adalete teslim ol. Mehmet Yalçınsa kızı Yasemin için nöbetini sürdürüyor. Daha 6 yıl önce 12 yaşındayken HDP tarafından PKK kamplarına gönderilmiş. Yalçın evladının döneceği günü dört gözle bekliyor. HDP çocuklarımızı götürdü, getirmesini istiyoruz. Nasıl götürdüyse öyle getirsin. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Bizim çocuğumuzun parmağına diken battığı zaman ananın babanın kalbine 100 tane bıçak saplanıyor. Çocuklarımız da oradayken biz burada perişanız. Biraz halden anlasınlar, biraz vicdan, biraz merhamet. Mehmet Yalçın dağdaki evlatlara seslenerek evlerine dönme çağrısı yaptı. Hepiniz gelin, oranın sonu yok, sonu yok, sonu yok. Devletimize sığının. Devletimiz yani merhametlidir. Devletimiz de istiyor gelmenizi annenizin babanızın yanına. Hepiniz gelin, tek benim çocuğum değil, hepiniz. PKK-HDP'ye hizmet eden ve Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanlığı'na seçilen Şebnem Korur Fincancı'ya tepki yağdı. HDP'lilerin sosyal medyadan destek verdiği Fincancı'yı Türk hekimleri kabul etmedi. Hekimler, mesleğe yeni başlayacak doktorlar Fincancı'nın kendilerini temsil etmediğini vurguladı. Şimdi Şebnem Korur Fincancı, Türk hekimlerinin sorunlarına çözüm getirme, hekimleri birleştirme ve temsil etme birikimi ve özelliği olmayan. Sicili Türkiye düşmanlığıyla dolu olan Şebnem Korur Fincancı'ya tepkiler yükseldi. Türk hekimleri Fincancı'nın Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı olmasını kabul etmedi, bizi temsil etmiyor dedi. Şebnem Korur Türk Tabipleri Başkanı olarak kabul etmiyoruz. Hekimler canını dişine katarak salgınla mücadele ederken Türk Tabipleri Birliği seçime gitti, terör sevicisi HDP-PKK ile özdeşleşmiş Şebnem Korur Fincancı'yı başkan seçti. Fincancı'nın başkanlığının ilan edilmesinin ardından hekimler ayağa kalktı. Çeşitli araçları var. Hekimlerin birleştirilmesi, şu anki özellikle pandemi dönemindeki sorunlarından çözümü için önderlik edilmesi, uygun planlar geliştirilmesi. Mehmetçiğin operasyonlarının da karşısında konumlanan Fincancı'ya tepki dinmiyor. Vatan Partisi ve Hekimiz Biz grubunun ardından Türk hekimleri, mesleğe yeni başlayan doktorlar sosyal medyada ayaklandı. Hekimler Fincancı'nın kendilerini temsil etmediğini haykırdı.
Fincancı'ya destekse terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'li isimlerden geldi. Hasip Kaplan, Filiz Kerestecioğlu gibi HDP'liler sosyal medyada paylaşımlarda bulunarak Fincancı'yı kutladı. Hayatımız fatura ödemekle geçiyor. Bu tepki Şanlıurfa'dan geldi. Geçen hafta elektriğe %5.6 oranında zam yapılmıştı. Vatandaş isyanda, faturalar iki katına çıktı. Ödemekte de zorlanıyorlar. Zaten su, elektrik, doğalgaz altından çıkamıyoruz. Yani biz çalışıyoruz, sadece ancak elektrikimizi ödeyebiliyoruz. Ülkenin pandemi, ekonomik kriz ve işsizlik gibi zor günlerden geçtiği bu dönemde gelen yüksek faturalar vatandaşları mağdur ediyor. Borç ediyoruz, harç ediyoruz, elektriği ödeyebiliyoruz. Altından da çıkamıyoruz. Onu daha bitirmeden öbürü geliyor. Daha geçen hafta elektriğe %5.6 ile %5.7 arasında zam yapıldı. Eski tarifeyle gelen faturaları bile ödemekte zorlanan vatandaşlar yenisini nasıl ödeyeceğiz diye kara kara düşünüyor. Vallahi veremez duruma gelmiş. Elektrik de öyle, su da öyle, her şey öyle. Yetkililerden zammın geri çekilmesini istiyorlar. Zira vatandaşlar sadece elektrik faturası ödemiyor. Su, doğalgaz, telefon faturası da aile bütçesini zorluyor. Klima eski olduğu için elektrik fazla yiyor. Ben de çalıştırmadım. Öyle sıcaklardan gölgede oturuyordu. Şanlıurfa'da yaşayan bazı vatandaşlar da elektrik şirketi DEDAŞ'a tepki gösterdi. DEDAŞ'tan kaçıyoruz ha. Bizi çok etkiliyor. Yani bu TEDAŞ bizi, bu insanları çok yani mağdur ediyor. Yani buna bir çare bulmak lazım. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuşuyor bu dakikalarda. Aliyev dinleyelim hep birlikte. Tanklarını biz sürürük. Onların diğer silahlı teknika bizim elimizdedir. Yük maşınları bizim elimizdedir. Ve biz hilaskar misyamızı icra edirik ve edəcək. Ermənistan rəhbərliyi yaxşı düşünsün. Hələ ki gec deyil. Bizə 7 şərt irəli sürür. Sən kimsən ki bizə şərt qoyasan? İndi baxım görüm nə şərt qoyursan bizə. Yıxılıb diz çöküb yalvarırsan ki atəşkəs bərpa olunsun. Ateşkes bərpa olunmuştur. 2 il ərzində Ermənistan Başnaziri xahişiyle ki məndən xahiş eləmişdi ki daxildə vəziyyət ağırdır, oradan buradan məni sıxırlar, mənə vaxt verin, mən bu məsələni həll edəcəm, mən yeni fikirlərlə gəlmişəm, mən keçmiş bütün deməli nə olub onun üstünə xətt çəkmişəm, imkan verin. Vaxt verin. Yaxşı dedim. Ha, ne oldu? Bir ildən sonra çıxıb gedib ki, Qarabağ Ermənistandır. İndi desin Qarabağ Ermənistandır. Və mənə indi olan zənglər və zənglər əsnasında gedən söhbətlər əlbəttə ki, konfidensial xarakter daşıyır. Və bəzi hallarda indi soruşurlar, bəs sizin şərtiniz nədir? Mənim şərtim birdir. Çıxsın bizim torpaqlarımızdan. Çıxsın, dayansın qarşı durma. Amma sözdə yox, əməldə desin ki, mən Azərbaycan ərazi bütövünü tanıyıram. Necə ki, baza prinsiplərində bu təsbit edilib. Mən işğal edilmiş torpaqlardan qoşunlarımı çıxaracağım, necə ki, baza prinsiplərində bu təsbit edilib. Mən desin ki, Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm və desin ki, Qarabağ Ermənistan deyil. Və sonuncu şərt qrafik versin. İşğal edilmiş torpaqlardan Erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması cədvəli verilsin bizə. Onda biz əlbəttə ki, atəşkəs rejimini bərpa edəcəyik. Halbuki indiki şiddətli döyüşlər getdiyi zaman bunu etmək çətindir. Çünki biz dayansaq, onlar dayanmayacaq. Amma hər halda bunun üzərində işləmək olar. Yoxsa ki, siz dayanın, onlara vaxt verin. Nəyə vaxt verək?
Vaxt verək ki, güç toplasınlar. Vaxt verək ki, yenə də adam toplasınlar, bizə hücum eləsinlər. Bizi belə sadəlöv sayırlar bunlar. Vaxt verin ki, bunlar gəlsinlər danışırlara. Dedim mən nə lazımdır? Və salam. Və bugün Cəbrayılın işğaldan azad edilməsi Ermənistana, onun havadarlarına dərs olmalıdır. Mən hadisələrdən əvvəl demişdim. Orada təhribat elədi, dərs verdik, dərs olmadı. Burada təhribat elədi, dərs verdik, dərs olmadı. Nəhayət bu dəfə təhribat elədi, dərs verdik, indi dərs oldu. Biz haqq ədalət tərəfindəyik. Biz tarixin ən şərəfli anları yaşayırıq. Azərbaycan xalqı qədim xalqdır. Bizim tariximizdə bir çox şərəfli anlar olub, hadisələr olub, qələbələr olub. Onların sırasında bugünkü hadisələr xüsusi yerdədir. Biz ədaləti bərpa edirik. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirik. Azərbaycan xalqının ümidlərini doğrulduruq və doğruldacaq bundan sonra. Biz haqlıyıq, biz zəfər çalacaq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Bəli, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Prezident Ali Başkan. Azərbaycan Cumhurbaşqanı İlham Əliyevin qərarlı açıqlamalarını hep birlikte dinledik. Azərbaycan stratejik noktalarda hızla kontrolü sağlıyor. Ermənistanın bir ateşkes çağrısı olmuştu. Daha önce Aliyev bu çağrıya oldukça kararlı bir yanıt vermişti. Ermənistan işgal ettiği topraklardan geri çekildiği takdirde çözümü konuşabiliriz demişti. Şimdi İlham Aliyev'in beden dilindeki o kararlılığı da, ses tonundaki o kararlılığında, sözlerindeki o kararlılığı da gördük. Azerbaycan işgal ettiği, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarda operasyonlarına devam ederken, Ermenistan işgal ettiği topraklardan geri çekilecek ve Dağlık Karabağ Azerbaycan'ındır denilecek. Şartları tek tek sıraladı İlham Aliyev ve kararlılıkla söyledi. Dağlık Karabağ bizimdir, Dağlık Karabağ Azerbaycan'ındır ifadelerini kullandı. Oldukça şerefli anlar yaşıyoruz. Biz haklıyız ve zaferi kazanacağız dedi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırıları devam ederken Aliyev bir kez daha kararlı bir açıklamayla ulusa seslendi ve tüm dünyaya Azerbaycan'ın şartlarını da ifade etti. Ermenistan işgal ettiği topraklardan geri çekilecek ve Dağlık Karabağ Azerbaycan'ındır denilecek. Ateşkes için en önemli şartlar da bunlar. Azerbaycan gündemini takip etmeye devam edeceğiz. Heyecanla takip ediyoruz Azerbaycan'ın vatan savaşını. Türk milleti olarak da Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu her defasında vurguluyoruz. Şimdi Denizli'ye gideceğiz. Önemli bir haberimiz daha var sırada, Yurt Haber servisimizin hazırladığı. Denizli'de biber üreticilerini ve sorunlarını ekranlarınıza taşıyacağız şimdi. Tarlada ürünü 30 kuruş olan kadın üretici bir konuştu, pir konuştu. Politika değiştirmek lazım. Hükümet bizi desteklesin, siyasetçiler önümüzü açsın dedi. İşte çiftçinin tarladaki durumu. Biber dikiyoruz, kavun, karpuz. Hükümetin tarım politikasını eleştirdi, siyasetçilere çağrı yaptı. Bu isyan Denizli Acıpayam'dan yükseldi. Politika değiştirmek lazım yani. Benim siyasetçiler benim önümü assın. Yani bizi devlet destek vermeli yani. Biber hasadı yapan üreticiler fiyattan memnun değil. Çünkü binbir emekle ektiği, para harcadığı biberden kar edemiyor. Tarlada hasadı yapılan biber 30-40 kuruşa düştü. Çok masrafımız var. Masrafımızın dörtte birini bile alamadık. 22 dönüm biberimiz var. Araya alıcıların girmesi onların en büyük sorunlarından biri. Girdi maliyetleri de cabası. Sıralıyor, bitmek bilmiyor. Yani çok işçi masrafı. İşçi çok pahalı. İlaç fiyatları çok yüksek. Gübürler çok yüksek. Gübür fiyatları çok yüksek. Yani beklentimiz çok da şey yok, karşılığı yok. Öyle ki bölgede birkaç üretici hasat yapmadı. Ürün tarlada ziyan oldu. Fiyat biber 30 kuruş satıyoruz. Yani hasat yapmadılar, çapı çektiler. Tarladı kaldı, yani hasat olmadı. Üretici satışta aracının bulunmadığı bir kooperatif sistemi istiyor. Yani bizi devlet destek vermeli yani. Malımızın satılmasını istiyoruz yani. Pazar bulunmasını istiyoruz biz.
Şimdi bir önemli haber daha ekranlarınıza gelecek. Denizlerin mevsimlik işçilerinin mavi sulardaki mücadelesini ekranlarınıza taşıyacağız. Ege'nin mavi sularıyla buluşan ve çoğunluğunu Karadenizli tayfaların oluşturduğu balıkçılar neredeyse 8 ay boyunca karaya çıkmıyor, ailelerinden de uzakta yaşıyorlar. Çoğu insanın evlerine çekildiği saatlerde onların av mesaisi başlıyor. Ekmek tekneleri aynı zamanda da evleri. Vira bismillah diyerek şafak vakti tekneleriyle yola koyuluyorlar. Ege Denizi'nin mavi sularında balıkçılar karanlık deryayı karış karış arıyorlar. Onlar için mesai gece karanlığında başlıyor. Sabah gün ışımadan ağlarını denize bırakıp çalışıyor, ekmek paralarını çıkarmak için ter döküyorlar. Gece çalışıyoruz, gündüz uyuyoruz. Ama bazen gündüz uyumadığımız dönemler oluyor. Ağ yırtıyoruz, onunla uğraşıyoruz, balıkla uğraşıyoruz. Denizlerin mevsimlik işçilerinin ekmek tekneleri aynı zamanda evleri. Daha önce birbirleriyle tanışmamış Karadeniz'in farklı noktalarından gelmiş balıkçılar burada bir aile oluyor. Hiçbir bağlantımız, hiçbir arkadaşımız, hiçbir abi kardeş ilişkimiz yok mesela. Ama burası her türlü muhabbeti yaptırıyor. Güzel insanlar biriktiriyorsun dışarı çıktığın zaman. Bu bir gerçek. Burada çoğu arkadaşlarla balıkçılık ortamında tanışıyoruz. Ama herkes birbiriyle aile bir ortamı yaşıyoruz burada. Alın teri Ege'nin mavi suyuna karışan balıkçılar yaz kış demeden çalışıyor. Yaklaşık 8 ay boyunca karaya ayak basmıyorlar. Evdeki bütün yaşantımızın hepsini burada yaşıyoruz. Banyomuz burada, mutfağımız burada, çamaşırımızı hallediyoruz. Havaların soğuk olduğu günler, ekmek teknelerinde zorlu zamanlar geçiriyor, derin dalgalar ve fırtınayla kıyasıya bir mücadeleye girişiyorlar. Ama hayat bizi bu koşullara zorluyor. Çok zor bir meslek yaptığımız meslek. Uyku, soğuk. Yani dışarıya göre zorluğu ne? Akşam evine gitme bir fırsatın oluyor. Burada o fırsatımız yok. Onlar yaşadıkları tüm zorluklara rağmen sevdikleri işi yapmaktan mutlu. Üniversite okudum. 2013'te üniversiteye kaydoldum. Üniversiteyi 3. sınıfta bıraktım ben. Şartlar o zaman öyle el veriyordu. Öyle olması gerekiyordu, öyle oldu. Pişman mıyım? Asla değilim. Şu anki teknede mesela 20 kişi çalışıyoruz. Burada 2 tane bu yazın evlenen bir genç arkadaşlarımız var mesela. Onlar da niye? Borçlarını bir sezonda bitirebilmek için bu mücadeleyi veriyor. Kimi acemi, kimi ise 50 yıldır bu işi yapıyor. Hepsinin hikayesi farklı, umutları ise aynı. Maliyeti 90 kuruş olan patateste fiyat 60 kuruşa kadar düştü. Maliyetin altında kalan satış fiyatı üreticilerin yüzünü güldürmedi. Girdi maliyetleri altında ezilen üreticiler patates fiyatları için çözüm istedi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği pazarlama sorunları acilen çözüme kavuşturulmalı ve yeni pazarlar bulunarak ihracat olanaklarının geliştirilmesini talep etti. Hoş geldiniz. Çiftçi destek istiyor abim. Gübre istiyor. Borçlarımızı ödeyemiyoruz. Girdi maliyetlerinin yüküne bir de üretim maliyetinin altında satılan patates fiyatı eklendi. Yeni pazar bulunmasını isteyen çiftçiler çözüm önerilerini sıraladı. Ürünümüz tarlada kalmasın, tüketicimizin ihtiyacı da karşılansın. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, patates üreticilerinin sorunları ve beklentilerini açıkladı. Bayraktar, maliyeti 90 kuruş olan patateste fiyatın 65 kuruşa kadar düştüğünü bildirdi. Yine de üreticimiz her türlü zorluğa rağmen üretimini sürdürmeye de devam ediyor. Pazarlama sorununa dikkat çeken Bayraktar acil çözüm istedi, yeni pazarlara işaret etti. Aracın değil, üreteği kazansın. Ülkemizde hemen her ilde üretilen patates, birçok ailenin geçim kaynağı olan en önemli tarım ürünlerinden biri. Patates üretimi yıllar itibarıyla dalgalı bir seyir izledi. Üretimde meydana gelen dalgalanmalar fiyat istikrarsızlığını da beraberinde getirmektedir. Patates fiyatlarının arttığı dönemde tüketiciler mağdur olurken, fiyatların düştüğü dönemde de üreticilerimiz mağdur olmaktadır. Patateste pazarlama sorunları acilen çözüme kavuşturulmalı, yeni pazarlar bulunarak ihracat olanakları geliştirilmelidir. Aracı değil, üreten kazansın. Bayraktar, üreticilerin patateslerini ne yapacakları konusunda endişe yaşadığını vurguladı. Çözüm önerilerini de sıraladı.
Düşen fiyatlar nedeniyle kışlık patates hasatı buruk başlamıştır. Yapılması gerekenler bellidir. Türk Şeker, Atatürk Orman Çiftliği, tarım kredi kooperatifleri acilen piyasaya girmeli. Patates ihracatına destek verilerek artan üretim ihracata yönlendirilmeli, yeni pazarlar bulunmalıdır. Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı kurumlar tarafından alımlar arttırılmalı. Başta elektrik fiyatları olmak üzere üreticilerimizin üzerindeki girdi yükü hafifletilmeli. Üreticilerimizin tüm bankalara olan borçları uzun vadeli yapılandırılmalıdır. Tarıma her zamankinden daha fazla yatırım yapılmalı, kalıcı politikalar üretilmelidir. Çiftçinin çok eksiği var. TÜZOB Başkanı beklentilerini Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na ilettiklerini belirtti. Acil çözüm beklediklerini de ekledi. Biz de hükümetimizden çiftçilerimiz adına bunu talep ediyoruz. Yeni ekonomi programında kıdem tazminatı ile ilgili bir bilgi bulunmazken sendikaların köle işçilik dediği esnek çalışma modeli hedeflendi. Programda bahsedilen model belirli süreli iş sözleşmesi, kısmi çalışma gibi işçilerin haklarında kayba neden olacak uygulamaları içeriyor. Çalışma hayatı uzmanları hedeflenen modelle kıdem tazminatının tehlikede olduğunun altını çizdi, emek cephesini uyardı. Kıdem tazminatını tehlikeye sokan esnek çalışma modelinin yeni ekonomik programda hedeflenmesi endişelere neden oldu. İşçi cephesi çalışma hayatı uzmanları hedeflenen esnek çalışma modeline karşı çıktı. Burası önemli. Burada bir ben dokunma. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 29 Eylül'de 3 yıllık yol haritası niteliğinde olan yeni ekonomik programı açıkladı. YEP içerisinde kıdem tazminatına dair herhangi bir bilgi bulunmazken sendikaların köle işçilik diye adlandırdığı esnek çalışma modeli hedeflendi. Kısmi süreli çalışmayı teşvik edici iş gücü piyasasının esnekleştirilmesi yönündeki politikaları inşallah hayata geçireceğiz. Esnek çalışma modeli belirli süreli iş sözleşmesi, kısmi çalışma gibi çalışma biçimlerini içinde barındırıyor. Esnek çalışma içinde yer alan belirli süreli iş sözleşmesinin hayata geçmesi ise kıdem tazminatını tehlikeye sokuyor. Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu Türk İş, açıklanan esnek çalışma hedefine tepki göstererek kıdem tazminatının kırmızı çizgi olduğunu aktardı. Çalışma hayatı uzmanları da istenen modelle birlikte işçilerin yaşayacağı hak kayıplarına dikkat çekti. Kıdem tazminatına yönelik çok ciddi saldırılar söz konusu. Yeni ekonomi programında kısmi süreli çalışmayı teşvik edici düzenlemelerden söz ediliyor. Ancak şöyle deniyor, ileri yaş gruplarında istihdamın desteklenmesine yönelik olarak 50 yaş üstü tam zamanlı çalışanların kısmi zamanlı çalışmaya geçişi teşvik edilecek, bu sayede iş ve yaşam dengesi daha sağlıklı hale getirilecektir. Ne var ki bunlarda? İstihdamı arttırmak amacıyla son derece iyi niyetli girişimleri niçin sorguluyorsun ki? Şeytanı yine gözden kaçırıyorsunuz. Şeytanı yakalayabilmek için Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun taleplerine bakmak lazım. İşverenlerin talebi, kısmi süreli çalışan ve haftalık çalışma süresi 30 saati geçemeyecek olan işçileri fiilen daha uzun süreler çalıştırabilmektir. Kısmi süreli çalışan işçinin bazı önemli hakları tam süreli çalışan işçiden daha azdır. Böylece işverenlerin iş gücü maliyeti düşürülebilecektir. Küçük şeytan bu. Bu saldırılar önümüzdeki aylarda gündeme gelecek. Bakanlık bünyesinde çalışmalar yapılıyor. Çalışma hayatı uzmanı Yıldırım Koç, esnek çalışma modelini ulusal kanala değerlendirdi. Esnek çalışma modelinin içinde yer alan belirli süreli iş sözleşmesine dikkat çekti. Asıl tehlikenin kıdem tazminatı olduğunun altını çizdi. Geçmişte el konan kıdem tazminatı haklarının geri alınabilmesi için mücadele etmek de gerekiyor. TİSK, belirli süreli iş sözleşmelerinin yapılması ve yinelenmesi halinde objektif kriterlerin aranmamasına imkan tanınmalıdır diyor. Bu talebin belirli süreli iş sözleşmelerinin işverenler tarafından kullanılmasının yaygınlaştırılmasıyla kıdem tazminatını, ihbar tazminatını, iş güvencesini ve işe iade davası açma haklarını tümüyle ortadan kaldırır. TİSK, deneme süresinin bireysel iş sözleşmeleriyle 3 ay, toplu iş sözleşmeleriyle 12 ay olarak düzenlenmesine imkan tanınmalıdır diyor. İşveren, deneme süresi içindeki işçiyi hiçbir gerekçe göstermeksizin işten çıkarabilir. Deneme süresinin 3 ay ve 12 aya çıkarılması, işçinin iş güvencesine olduğu kadar kıdem tazminatını da ortadan kaldıracaktır.
işverene tanınan esneklik işçinin hakkına büyük darbe indirecektir. Onlar dünyayı birlikte paylaştığımız can dostlarımız. Haklarını savunmaksa bizim görevimiz. Mehmetçik 4 Ekim Dünya Hayvan Haklarını Koruma Günü'nde anlamlı bir mesaj verdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan videoda Mehmetçik'in köpek yavrusunu beslediği sevgi dolu anlar yer aldı. İçişleri Bakanlığı da Haydi adlı cep telefonu uygulamasını tanıttı. 32 bin kişinin indirdiği uygulamaya 2000'den fazla ihbar geldiği belirtildi. Doğaya ve hayvanlara karşı sorumluluğumuzu 4 Ekim Dünya Hayvan Haklarını Koruma Günü'nde bir kez daha hatırlattılar. Milli Savunma Bakanlığı 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü bir videoyla kutladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Onlar bizim canımız" denildi. Havada, karada, denizde zor durumda olan her vatandaşın yardımına gözünü kırpmadan koşan Mehmetçik, can dostlarımızın da koruyucusu. İçişleri Bakanlığı da önemli bir hatırlatma yaptı. Haydi adlı cep telefonu uygulamasını tanıttı. Bugüne kadar 32 bin kişinin indirdiği uygulama sayesinde 2649 ihbara müdahale edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından "Dostlarımızı koruyalım. Başlarına gelebilecek en ufak kötülükte Haydi uygulamasıyla bize haber verin lütfen" çağrısı yaptı. Bu görüntüler Afyonkarahisar'dan. Emirdağ ilçesinde bir sokak köpeğinin kafası pet şişeye sıkıştı. Devreye gezen jandarma trafik ekipleri çaresiz hayvanı fark etti. Anında müdahale etti. Ekipler bir süre sevdikleri köpeği doğal yaşam alanına bıraktı. Video sosyal medyada beğeni topladı. Bunun ismi eksik. Gaziantep'te ise 3 ayaklı köpek hayvan barınağının maskotu oldu. Doğuştan bir bacağı olmayan 4 aylık köpeğe eksik ismi verildi. Toplum olarak bu hayvanlara çok duyarlı bir şekilde kol kanat germemiz gerekiyor. Veteriner Bülent Durna eksike protez ayak takılabilmesi için hayvanseverlerden destek istedi. Hepsini kuzumayacak. Hepsini kuzumayacak. Hepsini... Ulusal Kanal Ana Haber Bültenimizin burada sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.